Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir trafik kazasına yapmanız gereken ve almanız önlemlerle ilgili bir video çekiyorum. Eğer bir kaza oluşmuşsa kimin haklı olup olmadığına bakmaksızın kesinlikle tartışmayın karşı tarafla. Geçmiş olsun diyebilirsiniz ama yapmanız gerekenler hemen dörtlerimizi açıyoruz hocam. Siz açar mısın dörtleri? Dörtlerimizi açıyoruz. Reflektörümüzü koyalım. Bir reflektör koyar mısın arkadan, bagajdan? Reflektörümüzü koyuyoruz. Sende de yok, bende de yok. Ardında, bende olmaz. Ondan sonra karşı taraftan şu şekilde bir sigorta poliçesini resmini çekiyoruz. Ruhsatın resmini çekiyoruz. Ve ehliyetin ters çevir. Ehliyetin de resmini çekiyoruz. Kendi ruhsatımızı, ehliyetimizi de ona verip onun resim çekmesini sağlıyoruz. Ardından video çekimine başlıyoruz. Video çekimde dikkat etmemiz gereken şey iki tarafında, iki aracında plakası gözükecek şekilde. Yani bu plaka ve bu plakayı görecek şekilde çekiyoruz. Ardından geniş açıyla arabanın etrafından dolaşıyoruz. Herhangi bir uyarı levhası varsa, dur ya da yol ver levhası varsa arabanın etrafında 360 derece dönerek pozisyonu çok iyi görecek şekilde video kaydı yapıyoruz. Ardından çarpma noktasını, yani arabada meydana gelen hasarı, mesela diyelim ki şurada bir çatlak var. O çatlağı yakından çekiyoruz. Çünkü hasarın da videosunu çekmezseniz ileride o kişi kalkıp da şu farı kırar ve kazada kırıldı diyebilir. Tamam, temas ettiği noktayı da çektik geniş açıyla. Ardından trafik tespit tutanağımızı çıkartıp trafik tespit tutanağında, onu da ben çıkarayım. Trafik tespit tutanağında, bakayım burada mı? Yok. Tamam. Sigortacının size verdiği trafik tespit tutanağını çıkartıyorsunuz. A araç, B araç diye iki bölüm var. Onlardan bir tanesini siz, bir tanesini karşı tarafa imzalatıyorsunuz. Ondan sonra da olay yerini terk edebilirsiniz artık. Size tavsiyem, bu kaydı yapmadan, bu evrakların resmini çekmeden, yani sigorta, ruhsat ve ehliyetlerin resmini çekmeden, hasar tespitini gösteren videoyu çekmeden, araçların pozisyonu gösteren videoyu çekmeden ve trafik tespit tutanağını A ve B kısımlarını imzalamadan kesinlikle arabanızı yeniden oynatmayın. Çünkü araba yerinden oynadığı zaman trafik tespit tutanağını bir daha dolduramıyorsunuz. Ya da o kişiye bunu imzalamasını isteyemiyorsunuz. O kişi size ben bu hasarını karşılarım diyorsa dahi elinizde muhakkak imzalı bir şekilde trafik tespit tutanağı bulunsun. Çünkü eğer yaptıracağım dediği halde arabanızı tam yaptırmazsa ya da hiç yaptırmazsa trafik tespit tutanağını tek taraflı doldurup sigortacınıza verip arabanın hasarını karşılığını yaptırabilirsiniz. Hasar tespit ya da değer kaybının karşılığını alabilirsiniz. Hangi durumlarda polis çağıracağız? Eğer karşı tarafta sizin evraklarınız tamsa, karşı taraftakinin ruhsatı yoksa, sigortası yoksa ve ehliyeti yoksa direkt polis çağırın. Hangi durumda polis çağıracağız? Eğer o kişinin alkollü ya da uyuşturucu kullandığından şüphe ediyorsanız polis çağırın. Eğer o kişi sizinle anlaşmak istemiyor ve hırgür çıkarıyorsa polis çağırın. Eğer o kişi olay yerini terk ediyorsa, arabayı hareket ettiriyorsa polis çağırın. Eğer yaralanmalı, içeride bir yaralanmalı bir kişi varsa, ölümlü bir kaza varsa polis çağırın. Şimdi şu anda iki araç görüyorsunuz ama eğer siz bir motosiklet, bisiklet ya da bir yayayla çarpışmış olsaydınız muhakkak polis ve ambulansın gelmesi gerekiyor. Yaralanmalı ve ölümlü kazalarda muhakkak polis gelmesi gerekiyor. Resmi araçlarla yapacağınız kazalarda, yani resmi plakalı bir araçla kaza yaparsanız ya da o size çarparsa muhakkak polis çağırmak zorundasınız. Onun haricinde hafif hasarlı kazalarda bu dediğim şeyleri yaparsanız, az önce gösterdiklerimi yaparsanız arabanızı yeniden kımıldatıp
uygun bir yere çekin, trafiği de engellemeyin. Ondan sonra da zaten o kişi gelmese dahi bütün bilgiler elinizde. Ehliyeti var, sigorta poliçesi var ve ruhsat bilgileri olduğu için tek taraflı da olsa doldurabilirsiniz. Çünkü imzalanmıştır. İmzalatmadan sakın yerinden oynatmayın. Adam hasarı karşılayacağım dese dahi kesinlikle inanmayın. Onu imzalatın. Eğer hasarınızı karşılarsa trafik tespit tutanağını yırtabilirsiniz. Onun haricinde o kişiyle bağlantınız ve şeyiniz kesiliyor. Tamam, teşekkür ederim.